Robert Morris'te bereket dolu bir yaşam. Pastor Morris, 20 yılı aşkın hizmet tecrübesiyle çok yetenekli bir konuşmacıdır. Size kutsal yazılardaki vermek ve almak konusundaki ilkeler hakkında uygulayabileceğiniz bir anlayış sunarak bereket dolu bir yaşamın gerçekte ne anlama geldiğini açıklıyor. İzleyeceğiniz bölümde Pastor Morris'te ilk öğretiye bakalım. İlk önce ilk. Hepinize çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için sağ olun. İzlediğiniz için sağ olun. Burada olmanıza çok sevindim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Bir kez daha teşekkürler. Bu gece hayatınızı değiştirecek. Bunu bilmenizi isterim. Bilmenizi isterim ki bu bir imanlı olarak Tanrı'nın bana gösterdiği en heyecan verici şey. Bu mesajı sizinle ve tüm izleyenlerle paylaşabilmeyi yıllardır bekliyordum. Nihayet bu fırsatı yakaladığım için sevinçliyim. Önünüzde kutsal kitaplarınız var. Kutsal kitaba bakacağız ve birkaç konu hakkında konuşacağız. Bu öğretide ilk konuşacağımız konu bölümün de adı. İlk önce ilk gelir. Başka bir deyişle Tanrı'yı hayatımızdaki her şeyin önüne koymamız gerekiyor. Ekonomimizde ona öncelik vermeliyiz. Zamanımızda, ailemizde, evimizde, her yerde. Kısacası hayatımızın her alanında. Bu nedenle bu bölümümüzün adı ilk önce ilk gelir. Şimdi bu seminerde sizinle paylaşacağımız şey hayatınızın her alanını etkileyecek evliliğinizi etkileyecek, boşanmanın ilk sebebinin iletişim eksikliği olduğu söyleniyor. Peki insanların kavgasını ettikleri ilk şey ne? Para, aile bütçesi. Bu yüzden bunu anlamamız lazım. Kutsal kitapta dua hakkında yaklaşık 500 ayet var. İman hakkında yaklaşık 500'ün üzerinde ayet var. Öte yandan para ve pozisyonlar hakkında 2000'den fazla ayet var. Bunun bu kadar önemli olmasının sebebi birazdan kutsal kitapta da göreceğimiz gibi İsa'nın Hazineniz neredeyse yüreğinizde orada olacaktır demesi. O zaman hazinenizin olduğu yer yani paramız kalbimizi de etkiliyor. Bu yüzden bu gerçekleri anlamak bizler için çok önemli. Tamam mı? Şimdi ilk önce ilk hadi kutsal kitaplarımızı açalım. Mısır'dan çıkış bölüm 13, ayetler 1 2. Tekrar ediyorum. Mısır'dan çıkış bölüm 13, ayetler 1 2. Rab Musa'ya bütün ilk doğanları bana adayın dedi. İsrailler arasında insan olsun, hayvan olsun her rahmin ilk ürünü bana aittir dedi. Bakın, özellikle bu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Tanrı burada ne diyor? İlk ürün bana aittir diyor. Her rahmin ilk ürünü benim diyor. Bu kutsal kitabın tümünde tekrar edilen bir ilktir. İlk ürün benim. Şimdi Mısır'dan çıkış bölüm 13, ayetler 12 ve 13'e bakalım. İlk doğan erkek çocuklarınızın ve hayvanlarınızın hepsini Rab'be adayacaksınız. Çünkü bunlar Rab'be aittir. İlk doğan her sıpanın bedelini bir kuzuyla ödeyin. Bedelini ödemezseniz boynunu kırın bütün ilk doğan erkek çocuklarınızın bedelini ödemelisiniz. Bölüm 13 böyle diyor. Bakın kutsal kitapta mutlaka anlamamız gereken bir ilke var. O ilke şudur. İlk ürün mutlaka ama mutlaka adanmalı ya da bedeli ödenmelidir. Şimdi beni dikkatle dinleyin ve etrafınızdaki hiçbir şeyin dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. İlk ürün adanmalı ya da bedeli ödenmeli. Eğer bir çobansanız, koyunlarınızdan biri bir kuzu doğurduğu her seferinde sizin bu ilk doğanı yani doğan ilk şeyi öldürmeniz gerekiyordu. Yani kural öyle diyordu. Şimdi bu iman isterdi. Tabii bu söylediğim kuzu için geçerliydi. Ama bir eşek söz konusuysa eşeğin yerine ilk doğan kuzu adanmalıydı. Yani kural şuydu. Temiz olan kurban edilmeli ve murdar olanların bedeli ödenmeliydi. Anlıyor musunuz? Şimdi Beni izlemeye devam edin. Temiz hayvanlar yani temiz doğanlar kurban edilmeliydi. Temiz doğmayanların bedeli ödenmeliydi. Temizler kurban edilmeli, murdarların bedeli ödenmeli. Bu kutsal kitabın en önemli göstergelerinden biri ve çoğu kişi bunu göremiyor. Bu İsa Mesih'in bakış açılarından biri. Anlıyor musunuz? Şimdi her birimiz kirli doğduk. Tekrar ediyorum. Her birimiz kirli doğduk. Hepimiz günahkar doğduk. Ta Adem'den itibaren. Tanrı Adem'i yarattığımda günah yoktu. Onlar günah işledikten sonra doğan herkes günahkar doğdu. Günah içinde doğduk. Bu yüzden hepimiz kirliyiz. İstisnasız hepimiz kirliyiz. Şimdi ilkeyi hatırlayalım. Temiz olanlar kurban edilmeli. Temiz olmayanların bedeli ödenmeli. Ne demiştik? Biz hepimiz kirli doğduk. Oysa İsa kusursuz bir şekilde dünyaya geldi. O zaman İsa biz murdarlar için kurban edilmeliydi. Takip ediyor musunuz? Anlamanız çok önemli gerçekten çok önemli çünkü bu müjdenin bir resmi. Dikkat edinleyin. Biliyorsunuz İsa Tanrı'nın ilk oğlu ve İsa tamamen temiz olarak, günahsız olarak doğdu. Lekesizdi. Evet, para hakkında konuşuyoruz ama önce bunu anlamanızı istiyorum çünkü bu tüm kutsal kitapta geçiyor. Anlamanız gereken ilk ve en önemli ilke. Tekrar hatırlayalım. İlk doğan kurban edilmeli ya da mutlaka bedeli ödenmeli. Ne demiştik? İsa Tanrı'nın ilk oğlu. O halde kural gereği İsa bedelimizin ödenmesi için kurban edilmeli. Temiz olan kurban ediliyor. Murdar olanın bedeli ödeniyor. Yani İsa bedelimiz ödensin diye kurban edildi. Şimdi bir şey düşünmenizi istiyorum. Belki de daha önce hiç düşünmemiştiniz. İsa Tanrı'nın ondalığı. İsterseniz daha açık söyleyeyim. Yüce Tanrı İsa'yı her şeyden önce imanla teslim etti. Ona inanacağımızı bilmeden önce ona inandığımızı göstermeden önce, o çarmıhta ölürken, biz onunla alay ediyorken ve ona tükürüyorken. Kutsal kitap diyor ki, biz daha günahkarken İsa bizim için öldü. Demek ki Yüce Tanrı İsa'yı imanla teslim etti. İşte bu nedenle Tanrı'nın ondalığı İsa'dır diyorum. Çünkü ilk önce İsa'yı teslim etti. Söylediklerimi takip edebiliyor musunuz? Ondalık ilkesi benim için çok değerli ve bu ilkeye karşı gelmeye çalışan birçok kişi var. Hatta buna karşı olan kitaplar bile okudum. Ama sorun şu ki bu insanlar bu ilkenin tüm kutsal kitapta karşımıza çıktığını, sadece paraya dayalı yüzde onluk bir ilke olmadığını anlayamıyorlar. Tanrı'nın hayatında ilk olmasını amaçlayan bir ilke. Hayatında ilk olan kim? Soruyorum size. Tanrı ilk mi? Ve Tanrı daha biz ona inanmadan önce İsa'yı bize sundu. Onu imanla teslim etti. İşte ondalık olmak da bundan ibaret. Yani Tanrı'yı ilk sıraya koymaktan. Bu kadar basit. Ondalık olmak Tanrı'yı ilk sıraya koymak demek. Bakın kutsal kitabın her yerinde İlk ürünler benim diye yazılı. İlk ürünler bana ait. Bunun hakkında bir düşünün. Önce şu sorumu cevaplayın. Tanrı neden Mısır'da 10. bela olarak ilk doğanları alma hakkına sahipti? Söyleyin. Neden? Tanrı şöyle dedi. Eğer halkımı salıvermezseniz bütün ilk doğanlarınız ölecek. Ve bunu yaptığını da unutmayın. Tüm ilk doğanları öldürdü. Ama sorarım size. Tanrı neden bunu yapabilme hakkına sahipti? Çok basit. Çünkü... Çünkü Tanrı öyle söylemişti. Tüm ilk doğanlar ona aitti. İlkler Tanrı'ya aitti. Çoğumuzun anlamadığı şey işte bu. Tanrı tüm ilklerin, ilk doğanların sahibi. Bu ilke tüm kutsal kitaba yayılmış. Ayrıca İsrail halkı temiz bir kurbanın kanıyla kurtuldu. Temiz bir kurbanın kanıyla. İsrail halkı kendileri için bir kurban sundu. Sizlerden bazıları bilmiyor olabilir ama onların bedel ödeme şekli şöyleydi. Kurbanın kanını alıp kapı sövelerine sürerlerdi. Kapı sövesinin ne olduğunu nasıl anlatsam size, bir kapının direkleri ya da sövesi arasında durduğumu varsayın. İsrailler kurban kanını alıp üst kapı sövesine, kapının üst pervazına sürüyorlardı. Ardından kanı sol ve sağ sövelere sürüyorlardı. Kapının üst sövesine sürdüklerinde kan aşağı akıyordu. Şimdi bir kapı direğinin altında duruyorum, tamam mı? Daha sonra onlar kanı sol ve sağ sövelere sürüyorlar ve en üste sürdüklerinde kan aşağı akıyor. Peki bu şekil neyi andırıyor? Gözünüzde canlandırın şekli soruyor. Ne şekli bu? Hadi söyleyin. Bir çarmıh. Bir çarmıh. Sizin anlayacağınız İsrailler kuzunun kanıyla bir çarmıh şekli oluşturarak kurtuluyorlardı. Peki biz nasıl kurtuluyoruz? Bizler de aynı şekilde kurtuluyoruz. Kuzunun kanının meydana getirdiği bir çarmıhla. Neden? Çünkü ilk doğanlar Tanrı'ya aittir. Daha önce ne demiştik? Temizse kurban edilmeli, murdarsa bedeli ödenmeli. Bu ilkeyi hatırlıyorsunuz değil mi? Unutmayın. Elçilerin işlerinde ne diyor? Onlar ilk önce kendilerini Tanrı'ya adadılar. İlk önce Tanrı'ya. Tam da bundan bahsediyoruz. Bizlerden her birinin ilk önce kendini Tanrı'ya adaması hakkında konuşuyoruz. Elçilerin işlerinde kilisenin neden pazar günleri toplandığını biliyor musunuz? Çünkü pazar günü haftanın ilk günü demek oluyor ve ilkler her zaman Tanrı'ya adanmalıdır. Ayrıca unutmayın pazar İsa'nın dirildiği gündü. Öyle değil mi? Tanrı'nın dirilişini kutlamak için toplanıyorlardı ve bunu haftanın ilk günü yapıyorlardı. Çünkü kural ne diyor? Haftanın ilk gününü Tanrı'ya vermeliyiz. Ve her ilk dakikayı Tanrı'ya vermeliyiz. Günümüzün ilk kısmını Tanrı'ya adamalıyız. Ve paramızın ilk kısmını Tanrı'ya vermeliyiz. İşte ilke bu. Bu pek çok kişinin söylediğinden çok daha fazlası demek. Yüzde ondan çok daha fazlası demek. Bu hayatımızda Tanrı'yı ilk yere koymak demek. Biliyorsunuz şu anda Tanrı'yı yüceltmek ve ona haftanın ilk kısmını vermek üzere pazarları toplanmaktan söz ediyoruz. Bazılar için hafta pazartesi günü başlar. Bilirsiniz pazartesi günü dışarı çıkacağım, para kazanacağım, yapabileceğim her şeyi yapacağım. Onlar için hafta böyle başlar. Başkaları içinse ki onları tanırsınız hafta cuma günü başlar. Yani parti yapacağım, çılgınlar gibi eğleneceğim, bu hafta sonu iyi zaman geçireceğim ama imanlar için hafta pazar günü başlar. Pazar hafta başıdır. Ve her haftamızı Tanrı'nın evinde tapınarak Tanrı'ya sunarız. Bizim için pazar bu anlama gelir. İşte ilk doğan ilkesi bu. Şimdi ikinci ilkeye geçelim. İkinci ilkemiz de ilk ürün ilkesidir ve ilk ürünler mutlaka adanmalıdır. Tekrar hatırlayalım. Kitaba göre ilk doğanlar kurban edilmeli ya da bedeli ödenmeliydi. Ama yine kitaba göre ilk ürünler adanmalıdır. Kutsal yazılarda görüyoruz. Mısır'dan çıkış bölüm 23 ayet 19. Toprağınızın seçme ilk ürünlerini Tanrı'nız Rabbin tapınağına getireceksiniz. Şimdi bunun üzerine düşünmenizi istiyorum. Tanrı burada çok kesin konuşuyor. Hem de çok kesin, hem de son derece açık. Sadece tüm ilk ürünler Rabbin tapınağına getirilmeli demiyor. En iyi ilk ürünler Rabbin tapınağına getirilmeli diyor. Üstelik bunu gayet net bir dille söylüyor. Peki Tanrı burada ne diyor? O asla ikinci olmayacak. Hiçbir zaman ikinci olmayacak. Her zaman birinci olacak. Kutsal kitaptan başka bir parçaya bakalım. Süleyman'ın özdeyişleri bölüm 3 ayetler 9-10 arası. Servetinle ve ürünün turfandasıyla Rabbi onurlandır. O zaman ambarların tıka basa dolar. Teknelerin yeni şarapla dolup taşar diye devam ediyor. Bu, bu büyük bir parça. Hepsini okumayacağım ama tekrar ediyorum. Şu anda kilise içinde ondalığa karşı büyük bir saldırı var. Misyonerler yetiştirebilsin ve gönderilebilsin, kiliseler inşa edilebilsin, okullar başlatılabilsin diye imanların kiliseye para vermesini istemeyen kim olabilir sizce? Kim olacak? Tabii ki şeytan. Bir saldırı var. Öyle bir saldırı ki bu Tanrı'ya öncelik verme ilkesini anlamıyor. Ya da anlasa bile kesinlikle umursamıyor. Az önce kutsal yazılardan okudum işte. Orada da yazıyor. Tamam ondalık hakkında bir şey demiyor ama ondalığımız olan ilk ürün hakkında diyor. Diyor ki servetinle ve ürününün turfandasıyla Rabbi onurlandır. Bu hepimiz için bir ilke. Aslında isterseniz ilkeden önce bir vaat bu. Peki nasıl bir vaat? İlk ürünlerimizin ilk kısmını verirsek işiniz ne olursa olsun, bankacı, öğretmen, araba sürücüsü ya da işiniz her neyse, kazancınızın ilk kısmı Tanrı'ya adanırsa bunu yaparsanız bereketlenirsiniz. Yani kısaca ilkeye uyun ve bereketlenin diyor. Neden? Çünkü Tanrı'ya öncelik veriyorsunuz. Bu ilkenin anlamı budur. Şimdi vaat edilmiş topraklara girdikleri zamanı düşünmenizi istiyorum sizden. Ele geçirdikleri ilk kent Elihay'dı. Hatırlıyor musunuz? Hani kentin çevresini dolanmışlardı. Tanrı orada çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki Eliha'daki bütün altın ve bütün gümüş benimdir. Her bir parçası. Hepsi Rab'be ayrılmıştır. Bunlar Rabbin hazinesine girecek. Bütün altın, bütün gümüş Tanrı'nın hazinesine girecek. Her bir parçası. Peki Tanrı neden böyle bir şey desin? Size söyleyeyim, çok basit. Çünkü Erha ilk kenti. Unutmayın, Tanrı bize ne demişti? İlki bana verin. Geri kalanlar sizin olsun. Diğer her şeyi alabilirsiniz. Tüm diğer şehirleri, altınları ve gümüşü alabilirsiniz. Aka'nın bir kısmını aldığını hatırlayın. Tanrı'nın söylediği aynen şuydu: Akan lanetlenmiş eşyanın bir kısmını aldı. Akan onu almadan önce o adanmış şey veya eşyaydı. Akan onu almadan önce o şey Tanrı'nın evine adanmıştı. Alıncaysa Tanrı tarafından lanetlendi. İşte ondalık budur. O şey veya eşya her neyse bize geldiğinde adanır ve ayrı konur. Yani Tanrı'nın evi için ayrılır. Eğer onu kendimize saklarsak lanetlenir. Ondalık budur. Tanrı şöyle demedi. Gidin on kenti ele geçirin, birini bana verin. Anladınız mı? Tanrı dedi ki ilkini bana verin. Sonra geri kalanın hepsi sizindir. Bu kutsal kitabın tümüne yayılmış önemli bir ilke. Peki ne diyor? İlki bana verin. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bunu yapmak iman isterdi. İkinci kenti alacaklarına inanmaları gerekiyordu. Üçüncü kenti de, dördüncü kenti de. Diyelim birinin bir koyunu oldu ve doğurabileceği güne kadar bakıp besledi. Gerçi bu konular hakkında pek bir bilgim yok biliyorsunuz ama diyelim koyun doğum yapacak kadar büyüdü ve sonra koyunun bir yavrusu oldu çiftçi yavruyu alıp oracıkta kesebilirdi. Neden? Çünkü başka yavrusu olup olmayacağını bilemez. Bunu bilmek iman ister. İşte ondalık budur. Ondalık iman ister. Ondalık herkesten önce daha faturalarım bile ödemeden önce bende yeteri kadar kaldığından bile emin olmadan önce bunu sana veriyorum ve sana güveneceğim demektir. Tanrı'nın payı başka yerler düşünülmeden önce düşünülmeli, adanmalı ve ayrılmalı. Tanrı'nın payı alınmamalı. Çünkü eğer alınırsa lanetlenir. Çünkü bu Tanrı'dan çalmak demektir. Bunun için Tanrı, Malaki de şöyle der, benden çaldınız çünkü benim evim için ayrılmış olanı alıp onu kendiniz için kullandınız. Size yaratılış dördüncü bölümden başka bir ayeti örnek göstereceğim. Şimdi bakın ondalık başlangıçta da bu şekildeydi ama bazıları ondalık yasayla başladı diyor. Diğerleri ise yasadan 500 yıl önce başladığını söylüyor. Şimdi size yasadan 2500 yıl öncesinden bir örnek vereceğim. Yaratılış bölüm 4 ayetler 3 ve 5 arası. Günler geçti bir gün kayın toprağın ürünlerinden Rabb'e sunu getirdi. Habil de sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını özellikle de yağlarını getirdi. Rab, Habili ve sunusunu kabul etti, Kayinle sunusunu reddetti. Buraya kadar her şey tamam değil mi? Tanrının Habil'in sunusunu kabul edip Kayin'in sunusunu reddetmesiyle ilgili birçok teolojik tartışma var. Aslında açıklaması son derece basit. Aynı bölümde dördüncü ayette diyor ki Habil de sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını getirdi. Öte yandan üçüncü ayette günler geçti diyor. Zaman geçtikten sonra Kayın elinde ne kadar olduğunu gördükten sonra elindekilerin ihtiyaçlarını karşılayacağını anladıktan sonra yani her şey yolunda gidince ürünleri iyi olunca zaman geçtikten sonra ancak o zaman sunu götürdü. Dikkat edin Tanrı'nın ilk ürünler emrini yok sayıyor. Burada hem ilk doğan ilkesi hakkında konuşuyoruz hem ilk ürünler ilkesi hakkında konuşuyoruz. Habil Tanrı'ya ilk doğanı götürdü ama Kayın ona ilk ürünleri götürmedi. Dolayısıyla Kayın'ın sunusu reddedildi. Öte yandan Habil'in sunusu kabul edildi. Peki hala şimdi üçüncü bir ilkeye geçelim. Ondalık ilk sırada olmalı. Şimdiye kadar iki ilkeyi konuştuk. İlk doğan kurban edilmeli ya da bedeli ödenmeli ve ilk ürünler sunulmalı. Bu da üçüncü bir ilke. Ondalık daima her zaman ilk sırada olmalı. Ondalık ilk sırada olmalı çünkü bu Tanrı'yı ilk sıraya koymak demektir. Leviller 27. bölüm 30. ayette şöyle diyor. İster toprağın ürünü ister ağacın meyvesi olsun toprakta yetişen her şeyin ondalığı Rabbe aittir. Açıkça ifade ediyor toprakta yetişen her şeyin ondalığı Tanrı'nındır diyor. Yani Rabbindir. Ve sonra diyor ki Rabb için kutsaldır. Rabb'e ayrılmış ve adanmıştır. Dikkat edin, toprakta yetişen her şeyin ondalığı. Tanrı değişmez. Tanrı burada bir ilke oluşturuyor ve her birimize diyor ki şunu açıkça söylüyorum. Bütün ondalıklar benimdir. Bütün ondalıklar bana aittir. O yüzden ilk doğanlar Tanrı'ya aittir. İlk ürünler yine Tanrı'ya aittir. Ve ondalık Tanrı'ya aittir. Ama burada önemli olan şu. Birinci sırada olmalı. Aksi takdirde ondalık sayılmaz. Başka bir deyişle ondalığı ilk önce Tanrı'ya veriyoruz. Bunu iyice anladık mı? Çok güzel. Şimdi diyelim ki, diyelim ki buraya 10 tane 100 dolarlık banknot koyuyorum. Tabii gerçekte koymuyorum. Neden mi? Hiç belli olmaz birileri yürütmeye kalkabilir. Ama 10 tane 100 dolarlık banknot koyduğumu farz edelim. Farz edin 100 dolarlıklar burada duruyor. Size bu 100 dolarlık paralar hakkında iki soru sormak istiyorum. İlk olarak ondalığı ne kadardır? Bunun ondalığı ne? Ne kadar? Bir tanesi öyle değil mi? Yani 100 dolar. 1000 dolar varsa ondalık 100 dolardır. Öyle değil mi? Hangisi ondalık? Hangisi banknot? İlk konan. Yani hangisi? Size göre benim solumdaki mi? Yoksa sağ tarafımdaki mi? Hangisi ilk? Aslında çok basittir. Bunu mutlaka bilmeniz gerekiyor. İlk ilk önce harcanandır. Başka bir deyişle ilk verilendir. Gelip ortadan bir tane alabilirsiniz. Hangisi ilk önce çekildiyse işte ilk odur. İşte bu şekilde hangisinin ilk olduğunu bileceksiniz. Yani ilk giden para ilktir. Pekala bunları neden söylüyorum? Çünkü birçok insan çalışıyor. Ay sonunda maaşını alıyor. Sonra faturalarını ödüyor. Markete gidip alışverişini yapıyor. Ve en sonra ondalığı hesap ediyor. Bence bu ondalığı vermek değildir. Yüzde onu vermektir. Bu ondalık değil. Çünkü ondalık denen ne zaman verilirdi? İlk önce. İlk önce. İlk önce. Yanlış anlamayın, ben burada katı bir kuralcılıktan söz etmiyorum. Diyelim ki maaşını perşembe günü alan biri, daha oturup hesap yapmaya vakit bulamadan, karısı pazara alışverişe gidiyor ve paranın ilk kısmını harcıyor. Şimdi adam kalkıp karısına şöyle mi diyecek? Eyvah, işte şimdi lanetlendik, bunu nasıl yaparsın, delirdin mi sen? Benim sözünü ettim bu değil. Böyle katı bir kuralcılıktan söz etmiyorum. Tanrı katı değildir. Neden söz ettiğimi açıklayayım. Yüreğinizden söz ediyorum. Sözünü ettiğim şey Tanrı'nın yüreğinizde ilk olması gerektiğidir. Elinizde para kalacak mı diye son ana kadar bekliyor musunuz? Yoksa ilk sana vereceğim çünkü bu senindir. Ve kalanın bana yeteceğine güveniyorum mu diyorsunuz? Ömrünüz boyunca lanetlenmiş ama yüzde yüzlük bir parayla mı yaşamak istersiniz? Yoksa yüzde doksanlık ama kutsanmış bir parayla mı? Bu kutsal kitabın tamamında geçen önemli bir ilkedir. Faturalarımızı ödedikten sonra yüzde 10'unu adamak gerçek bir inanç göstergesi midir? Şunu sakın unutmayın ki ilk kısım kurtaran kısımdır. Çünkü ilk kısımda bereket vardır. Bir başka deyişle Eriha kenti onların kalan kentleri alabilmeleri için bir bereketti. Akan Eriha kentinin altın ve gümüşünü, adanmış eşyaların bir kısmını aldığında olanları hatırlıyor musunuz? Ondan sonraki kent Ay adında küçücük bir kentti. O kadar ki kimsenin kentten haberi bile yoktu. Oraya birkaç adam gönderdiler ve bu adamlar dövüldü. Neden? Çünkü Tanrı'nın bereketi üzerlerinde değildi. Bereket taşıyan kısım ilk kısımdır. Bu nedenle beni dikkatle dinleyin. Paranın ilk kısmı ile elektrik faturanızı ödemeye kalkmayın. Çünkü bir elektrik şirketi sizin maddi durumunuzu bereketleyemez. Sakın paranın ilk kısmını markete vermeyin. Sakın paranın ilk kısmını bankaya vermeyin. Sakın paranın ilk kısmıyla ipotek ödemeyin. Çünkü bankaların ve şirketlerin sizin maddi durumunuzu bereketlemeye gücü yoktur. Ama Tanrı'nın vardır ve ilk kısım paranın ilk kısmı daima Tanrı'ya aittir. İşte bu Tanrı'yı her şeyin önüne koyma ilkesidir. Paranın ilk kısmı paranın geri kalanını kurtarır. Paranın ilk kısmının geri kalanı bereketlendirmeye gücü vardır. Anlıyor musunuz? İşte bütün mesele bundan ibaret. Bu size biraz ağır gelebilir. Neden derseniz bizler Tanrı'dan korktuğumuzdan çok bankalardan, ev el sahiplerinden, elektrik şirketlerinden korkuyoruz. Kısacası Tanrı'ya gösterdiğimiz saygının daha fazlasını onlara gösteriyoruz. Biz ondalık verirken aslında ne diyoruz? Tanrım ilk önce sana saygı duyuyorum. Önce senden korkuyorum. Bu ay paramın eksik olması önemli değil. Gelecek ay kapatırım. Bu ay biraz sıkar, gelecek ay düzeltirim. Bilmenizi isterim ki kitabımda yani bereket dolu bir hayatta işleri doğru yapmaktan bahsediyorum. Her ay ilgilenilmesi gereken bir sürü şey oluyor. Bir tarafta borçlar, diğer tarafta paranın yönetimi ve diğer taraftan bütçe, Hepsi ama hepsi özel bir ilgi istiyor ama öncelik yani birinci sıra ilk sıra daima Tanrı'ya ait olmalı. İlk sırayı Tanrı'ya vermezseniz ekonomik durumumuzda bir lanet olur. İşte bütün sorun burada. Ben inanıyorum ki Mesih'in bedeninde birçok kişi bu lanetle yaşamaktadır. Çünkü aldıkları şeyin Tanrı'ya ait olduğunu bilmiyorlar. Halbuki aldıkları şey Tanrı'ya aittir çünkü ilk'tir. Ondalık verirken bizler aslında aynen şöyle diyoruz. Evet. Şu anda çok borcum var. Ama Tanrı'ya güveniyorum. Ondalığın anlamı budur. Bunun tersi şu olur. Önce tüm borçlarımı ödeyeceğim. Sonra bir şey artıp artmadığına bakacağım. Ekonomimizde Tanrı'yı sona koyarsanız, şundan kuşkunuz olmasın, başınız beladadır. Ama Tanrı'yı öne koyarsanız, bereketleneceksiniz ve hareket dolu bir yaşam süreceksiniz. Hep birlikte düşünelim. Tanrı İbrahim'den ne istedi? Kutsal kitaba göre İbrahim bizim ruhsal babamız. Tanrı İbrahim'den oğlunu, biricik oğlunu kurban etmesini istedi. Tanrı İbrahim'e şöyle demedi. Dört ya da beş tane olduğunda bana birini ver. Ya da on tane olunca birini ver. Çünkü benim tek istediğim ondalık. Tanrı ona dedi ki bana ilk olanı ver. Tanrı onun tek çocuğunu istedi. Ve İbrahim'in sahip olduğu tek şey başka çocuklarının olacağına dair vaatti. Hmm. İşte ondalık bu. Tamam mı? İbrahim'in başka çocuğu yoktu. Tek oğlu olan İshak'ı tam 25 yıl beklemişti ve Tanrı ona dedi ki, ''Bana İshak'ı ver, ilk olanı bana ver ve sonrası için de bana güven.'' İşte ondalık budur. Tanrı her zaman ilki ister çünkü o hiçbir zaman ikinci olmayacak. O hayatınızda asla ikinci yerde olmayacak. Zurnanın zırt dediği yer burası. Eğer siz bana Tanrı benim hayatımda birinci sıradadır derseniz işte o zaman ben de size bana harcamalarını göster derim. Harcamalarını göster. Hayatında neyin ilk olduğunu söyleyeyim. Her ay ilk hallettiğiniz işin ne olduğuna bakar ve ilk sırada olan işte bu derim. Ondalık Tanrı'yı ilk sıraya koymak demektir. Ondalık vermenin bir diğer iyi yanı da şu ki başka bir bölümde bu konuyu etraflıca işleyeceğiz. Kutsal kitapta diyor ki kendi hatırıma çekirgelerin ekinlerinizi yemesini engelleyeceğim krallığın hatırına bile demiyor, kendi hatırıma diyor. Bu demek oluyor ki şeytan yanıma gelip beş kuruşun olmayacak, sana yetecek kadar bir param bile olmayacak, evini kaybedeceksin, emeklilik ikramiyen çöpe gidecek, yaşlandığında parasız kalacaksın dediğinde ona şöyle diyebilirim. Bu berbat bir yalan çünkü ben ondalık veriyorum. Ve o kadar çok imanım var ki Tanrı'ya ilk payı veriyorum, onun her şeyin önüne koyuyorum. O zaman bil bakalım ne oluyor, o da beni her şeyin önüne koyuyor tüm ihtiyaçlarımı listesinin en başına koyuyor. Çünkü ben onu en başa koyuyorum ve gerisini ona bırakıyorum. Ondan korkmam gerekmiyor. Çünkü ben Tanrı'ya öncelik veriyorum. Benim burada ondalık ya da bağış hakkında konuşmamın sebebi bir pastör olmam ve ille de bir konu hakkında konuşmam gerektiğinden değil. Kilisemin vereceğiniz paraya ihtiyacı olduğu için de konuşmuyorum. Size açık yüreklilikle söylüyorum. Burada sizlerle ondalık hakkında konuşuyorum çünkü sizleri önemsiyorum. Çünkü yıllarca bereket dolu bir hayat sürmeyen pek çok insanla pek çok kez konuştum. Her seferinde sorunun ne olduğunu anladım ve bunu görmemelerine üzüldüm. Maddi durumları çok karışık ve bu beni hayretler içinde bırakıyor. Düşmanın onlarla nasıl eğlendiğini görmek beni çok üzüyor ve bir pastör olarak şunu söylemek istiyorum. Ben sizleri hazırlamak istiyorum. Neden bu kadar basit olduğunu anlamak istemiyorlar? Tanrı'nın sözünde ilkeler var ve bu ilkelere uymazlarsa hayatlar hep böyle olacak. Her zaman bir eksikleri olacak ve ilerlediklerini düşündükleri her seferinde bir şey onları durduracak ve her zaman geride kalacaklar. Neden? Çünkü Tanrı'ya öncelik verme ilkesini anlamıyorlar. Şimdi size son bir ayet daha okuyacağım. 1. Korintliler bölüm 16 ayetler 1 ve 2 şöyle diyor. Kutsallara yapılacak para yardımına gelince Galatya kiliselerine ne buyurduysam siz de öyle yapın. Evet burası 1. Korintliler bölüm 16 ayet 1'di. İkinci ayeti dikkatle dinleyin. Haftanın ilk günü hangi günü? Söyleyin. İlk günü. Haftanın ilk günü herkes kazancına göre bir miktar para ayırıp biriktirsin. Öyle ki yanınıza geldiğimde para toplamaya gerek kalmasın. Şimdi Paulus burada iki şey söyledi. İlk olarak ilk olarak şunu söyledi. Bu işi yapacaksanız ilk gün yapın. Haftanın ilk günü. Yapmanızı istediğim gün bu. Ve Paulus sonra der ki herkes kazancına göre kiliseye versin. Başka bir çeviride der ki kazandığın miktarla orantılı olarak kiliseye vereceksin. Orantılı olarak. Anlayabiliyor musunuz? kazandığınla orantılı olarak kiliseye vereceksin. Başka bir deyişle Paulus herkesin her hafta 100 dolar vermesini istiyorum demedi ya da herkesin haftada 1000 dolar vermesini istiyorum demedi. Dedi ki herkes kazancı oranında bir miktar para ayırıp biriktirsin. Yani gelirinizin belli bir yüzdesini istedi ve bu yüzde çok çok uzun zaman önce belirlenmişti. Yasadan çok önce belirlendi ve bu yüzde ondu. Ondalık diye adlandırılıyor çünkü onda bir anlamına geliyor. Bunu kararlaştıran Tanrı'ydı. Bununla bir sorununuz varsa, bir itirazınız varsa ona kızın, bana değil. Çünkü bu fikri ortaya atan ben değilim. Bunu uzun zaman önce Tanrı ortaya atmış. Eğer her imanlı ilkeye uyar ve ondalığı verirse gönderilmesi gereken her misyoneri gönderebileceğimizin, inşa etmemiz gereken her binayı inşa edebileceğimizin, Mesih için insanlar kazanabileceğimizin, müjdeyi paylaşabileceğimizin, açlıkları doyurabileceğimizin farkında mısınız? Tanrı ondalık ilkesine bu meseleler halledilsin diye hayat verdi. Herkes buna uysaydı, müjdeleme gezisine katılan gençlerin araba yıkamasına ya da kilise girişlerinde şeker satmaya ihtiyacımız olmazdı. Tanrı kendine göre bir yatırım programı oluşturmuş ve biz bu programdan saptık. Bu programın adı ondalık ve çok ama çok basit. Biliyor musunuz ki pek çok kilisede ondalıkların toplanma oranı sadece ve sadece yüzde yirmi. Evet sadece yüzde yirmi. Bir de neden parasızız ve neden borcumuz var diye düşünüp duruyoruz. Neden dünyanın en çok borçlanmış ülkesiyiz? Bu arada üçüncü dünya ülkelerinde toplanan yüzdelerin daha fazla olduğunu da hatırlatayım size. Biliyor muydunuz bunu? Bu beni deli ediyor. Dünyanın en zengin ülkesiyiz ama üçüncü dünya ülkelerinin yüzdesi bizden daha fazla. Çünkü onlar bu ülkeyi anlıyor. Çünkü bu ilke doğrudan kalbimizle ilgili. Başka hiçbir şeyle ilgili değil. Çek defterinizi açınca neye bakacağımı söyleyeyim size. Doğrudan kalbinize bakacağım. Kalbinizde evinize, arabalarınıza, kıyafetlerinize ve kiliseye ne kadar yer verdiğinizi hepsini bir bir göreceğim. Hepsi orada. Daha da inanılmazı ipoteğiniz yüzde otuz oluyor ama siz bana mısın demiyorsunuz. Ama Tanrı buna karışmıyor. O sadece diyor ki bana yüzde onu verin. Ve ilk olarak bana verin. Çünkü Tanrı'yı ilk sıraya koyuyoruz. Az öncekinin son ayet olduğunu söylemiştim ama bir ayet daha var. Affedersiniz. Mısır'dan çıkış 13. bölüm 1. ve 2. ayetlerle başladık. 12. ve 13. ayette bıraktık. Şimdi de Mısır'dan çıkış 13. bölüm 14. ve 15. ayetlerle devam edelim. Bu çok önemli. Mısır'dan çıkış 13. bölüm 14. ve 15. ayetler. İleride oğullarınız gelip size bunun anlamını diye sorduklarında yani gelecekte koyunların neden öldürüldüğünü soracak çocuklardan bahsediyor öyle değil mi? Yani gelecekte bir gün çocuklarınız size gelip baba bunu neden yapıyorsun diye sordukları yıllarında Rab bizi güçlü eliyle Mısır'dan köle olduğumuz ülkeden çıkardı diye yanıtlarsınız. Firavun bizi salıvermekte direnince Rab Mısır'da insanların ve hayvanların bütün ilk doğanlarını öldürdü. İşte bunun için hayvanların ilk doğan erkek yavrularını Rab'be kurban ediyoruz. İlk doğan erkek çocuklarımızın bedelini ise hayvanla ödüyoruz. Sonraki ayet bu uygulama elinizde bir belirti ve alnınızda bir anma işareti olacak. Burada Tanrı kutsal kitapla bize şöyle diyor. Size ne olacağını söyleyeyim. Çocuklarınız bir gün karşınıza dikilip soracaklar. Bunu neden yapıyoruz? Bunu sorduklarında şöyle söylemenizi istiyorum. Oğlum, sen bilmiyorsun ama senin baban bir köleydi. Babanın bir avuç bile toprağı yoktu. Bir tek koyunu yoktu. Bir gram ürünü yoktu. Ben sadece köleydim. Oğlum, Mısır'da neler olduğunu öğrenmeni istiyorum. Nasıl bir esaret içinde yaşadığımızı bilmeni istiyorum. Sana köleliğin ne olduğunu anlatmak istiyorum. Daha iyi anlayasın diye sana bir şey göstereceğim. Sonra baba gömleğini çıkarıp şöyle diyecek. Bu bir köleyken bir kamçının sırtımda açtığı yaranın izidir. Bizim bu kanı dökmemizin nedeni yüce Tanrı'nın bizi hepimizi kölelikten kurtarmış olmasıdır. Tanrı o gün bizi özgür kıldı ve sayesinde artık köle değiliz. İşte bu yüzdendir ki ben ilk ürünlerimi sevinçle Tanrı'ya veriyorum ve yine bu yüzdendir ki hayvanlarımızdan ilk doğanları gönül rızasıyla Tanrı'ya adıyorum. Bunu sevinçle yapıyoruz. Bunu mutlulukla yapıyoruz. Bu Tanrı'yla benim aramda kutsal bir anlaşma. Her şeyi özgür irademle yapıyorum çünkü ben Tanrı'yı seviyorum. Bunu yapıyorum çünkü Rab beni özgür kıldı. Kutsal kitaptaki bu ayeti ilk gördüğümde ağlamaya başladım çünkü benim başıma gelen buydu. Eğer siz de benim gibi ondalık veren biriyseniz, bugüne dek hiç başınıza gelmediyse bile bir gün büyük olasılıkla gelecek. Siz çek defterinize ondalığı yazarken çocuklarınız odanıza girecek ve miktara bakacaklar. Tabii şaşıracaklar çünkü biliyorsunuz onlar için büyük bir miktar. Diyecekler ki o çek kimin için baba? Bu bu kiliseye gidecek. O zaman şöyle diyecekler ki benimkiler demişti. Bu hafta ondalık çekini ben verebilir miyim? Ondalık çekini kiliseye onlar vermek isteyecek. Sonra çeki bir süre ellerinde tutacaklar. Miktara tekrar bakacaklar ve kendilerini tutamayıp diyecekler ki ama baba neden bu kadar çok para veriyorsun? Bunu sorduklarında ben üç çocuğuma şöyle demiştim. Şimdi size bir şey açıklayacağım çocuklar. Babanız her zaman imanda değildi. Size imanlı biri olmamanın nasıl bir şey olduğunu anlatamam. Rab'le karşılaşmadan önce hayatımın ne kadar kötü, sefil ve eksik olduğunu tarif edemem. Bunun için kelimeler yetersiz kalır. İşte imansız yaşam böyleydi ama Tanrı, Yüce Tanrı, berbat bir otel odasında sizin babanızı kurtardı. İşte bu nedenle kazancımın ilkini sevinçle Rabbime veriyorum. Bundan hiç gocunmuyorum. Çünkü daha önce benim böyle bir evim yoktu. Böyle arabalarım yoktu, böyle giysilerim yoktu, güzel bir eşim ve çocuklarım yoktu. Bunların hiçbirine sahip değildim. Benim hiçbir şeyim yoktu. Tanrı beni kurtardı ve merhametiyle beni özgür kıldı. Sonra çocuklarıma dedim ki, bu benim isteksizce yaptığım bir şey değil. Tam tersine severek yaptığım bir şey. Aslında kazandıklarım yanında yüzde on hiç kalır. Solda sıfır kalır. Çünkü o gün Tanrı beni özgür kıldı. Çünkü Tanrı benim hayatımı değiştirdi. İşte bahsettiğimiz bu. Her alanda Tanrı'yı birinci sıraya koymak gerek. Eğer siz Tanrı'ya kazançlarınızda öncelik verirseniz, bu kısa süre içinde hayatınızın her köşesine yayılmaya başlayacak. Şimdi başlarınızı eğip gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Kutsal ruhla konuşmanızı ve size bu mesajla ne demek istediğini sormanızı istiyorum. Burada bulmuşunuz ya da beni izlemeniz bir rastlantı sonucu değil. Kutsal ruha sorun, bu mesajlar ne demek istiyorsun? Söyle bana, senden çaldım mı? Senden bir şey aldım mı? Söyle bana, seni hayatımda ilk yere koydum mu? Ve eğer kutsal ruh size bir şey söylerse, sadece tövbe edin. Unutmayın, Tanrı sizi suçlamaya gelmedi, sizi özgür kılmaya geldi. Tövbe edin ve ona şöyle diyeyim. Rabbim seni hayatımda ilk yere koymak istiyorum. Bu evde ve yaşantımın her yerinde ilk yerde ol. Baba bu önemli gerçeğin bu gece içimizde hayat bulmasına yardım etmen için sana yakarıyorum. Her birimiz bugün yarın hayatımızın sonuna dek seni hep ilk sıraya koyalım. Sana yakarıyorum Rabbim. Hayatımızın sonuna dek sen hep ilk ol. Yaşamın birinci sırasında sen ol Rabbim. İsa'nın adıyla. Amin.